Görmedin mi? Gördüm, biliyorum. Cevabını almaya geldim. Alihan, biz bunları konuştuk zaten. Ayrıca sen nasıl girdin eve? Bak, bir anahtar aldık. Ne kadar işe yaradı? Ya, Alejandro'ya bak sen ya. Sen bir Romeo musun mübarek? Allah helal olsun. Oy. Of, of, of Allah'ım ya. Artık bana da böyle gizlice evine girebileceğim bir hatun nasip etsen diyorum ha. Zeynep. Bugüne kadar ne yaşattırdıysam sana hepsi için özür dilerim. Alihan tamam. Özür dileyebilmek çok büyük bir erdem. Ama yani bunu adet haline getirince de korkunç bir şey. Bu senden dilediğim son özür. Gerçekten. Ender'le yarın başlatacağım boşanma işlemlerini. Zeynep biliyorum benim yüzümden hak etmediğim bir sürü şey yaşadın ama ben bunları telafi edeceğim. Söz. Zeynep. Bana inanmıyor musun? Konumuz bu değil şu anda. Ama bu olmalı. Alihan bana nasıl hissettiriyorsun biliyor musun? Kriz anında ilk vazgeçirecek kişi gibi hissettiriyorsun bana. Ne zaman bir şey olsa ilk önce benden vazgeçiyorsun. Şu an saçmalıyorsun. Görmüyor musun ne kadar üzüldüğümü? Görüyorum, biliyorum üzüldüğünü. Ama ben günün sonunda bana hissettirdiğin şeye bakıyorum. Ve sen bana çok değersiz hissettiriyorsun. Ama her şey bitiyor. Bak. Evet, her şey bitiyor. Bitiyor, ondan sonra yenisi başlıyor. Ben sana güvenmiyorum ki. İzin ver. Belki o zaman hak verirsin. Yok. Yok istemiyorum. Ya bana niye anlatmadın? En başında anlatsaydın ya. Olmadı, yapamadım. İsteyerek söylemedim Hakan'a da. Üniversitedeyken panik atak geçirmiştim yanında. O zaman anlatmak zorunda kaldım. Yani ne sandın? Seni yargılayacağımı mı sandın? Beni bu kadar uzak mı görüyorsun kendinden? Senin durumun seninle hiçbir şekilde alakası yok. Anlamıyorsun ki. Ben bunu kendime bile zor itiraf ettim. Bunu dile getirmek o kadar zor bir şey ki. İyi de yani anlatsaydın bana, ben sana destek olurdum, senin yanında olurdum. Bu kadar hata yapmana izin vermezdim. Anlattım, bitti. Tamam. Zeynep. Ben hep bugünü bekledim. Hep. Ben beklemedim. Ben çoktan umudu kesmiştim senden zaten. Seni ne kadar çok sevdiğimi bildiğin halde benden nasıl umudu kestin? Ender'i sevdiğimi düşünmedin herhalde. Ender'le evlendiğini öğrendiğim günü unuttun herhalde sen. Zeynep. Seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Boşanma işlemlerini halledip geleceğim karşına. İyi. Hallet. Ondan sonra gelirsin. Anlaştık. Anlaştık. Yarın geleceğim. Alacağım seni, buradan kaçıracağım. Tamam. Yarın bekle beni. İmzayı atıp geleceğim. O kadar. Zeynep. Tamam mı?
Seni çok özledim. Hacit ya. Acaba senin kısmetin mi kapalı? Olabilir. Değil mi? Olabilir. Yani sanki birileri böyle gizlice ayarlarıma girmiş, kodlarımı değiştirmiş de benim kısmetimi kapatmış gibi hissediyorum yani. Ben de artık böyle biriyle el ele tutuşup sinemaya gitmek istiyorum ya. Ya sabır kardeşim, sabır. Sıkıntı yok. Of of. Bak yalnız bu sabrın sonu selamet değilse çok büyük olay çıkartırım. Çok büyük. Ya bir şey diyeceğim. Hı. Bence senin ablanla yaptığın her şey sana kısmetsizlik olarak mı geri dönüyor? Bence bu. Çok net. Olabilir. Hı. Olabilir çünkü baktığın zaman çok yakışıklıyım. Hı. Kültürlüyüm, espriliyim. Pratik zekalısın. Pratik zeka. Keskin zekalıyım var, evet. Var evet. Sen de o. Allah tamam. Param yok ama yani herkes de paraya bakacak diye bir şey yok yani değil mi? Değil mi? Mesela Lila. Ah benim menekşe gözüm ya. Buldum. Ne? Kısmetimi açtıracağız. Nasıl lan? Bu konuyu bilse bilse bir tek... Gülsün bilir. Çözer o iş. Bizde. Neden? Hayır, hiç çözüyor. Bunu da çözüyor. Ne? Yetti canım. Bak burama kadar geldi. Sakin ol. Hiç sıkıntı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.